Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, 13 Temmuz Oğlak Burcu Dolunay'ı sizin mesleğiniz, kariyeriniz, amaçlarınızın gerçekleştirilmesi, hayatınızdaki otorite figürleri, gelecek hedefleriniz ve sosyal statünüz üzerinde etki yapacak. İşiniz ile aile yaşamınız arasında dengeyi kurmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Aile fertlerinden çok fazla çalıştığınıza dair yorumlar duyabilirsiniz. İletişimde sakin kalmakta fayda var. Ailevi konularla ilgili çok fazla zihinde kalma potansiyeliniz mevcut. Yakın arkadaşlarınız veya kardeşlerinizle alakalı bu zamana kadar bilmediğiniz ya da sizden saklanan konulara tanık olabilirsiniz. Elinizden sosyal çevre harcamaları alakalı bütçenizde olmayan ani bir para çıkışı olabilir. Bu dönemde borç vermemenizde de fayda var. İş hayatınızla alakalı içsel bir sorgulama yapmanızın zamanının geldiğini gözlemliyorum. Gerçekten sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? Yoksa yaptığınız iş sizi yetersiz ve değersiz mi hissettiriyor? Bulunduğunuz mevkiiniz hayata katılma konusunda sizi destekliyor mu, yoksa hayatınızın merkezine işinizi koyduğunuz için daha da fazla yalnızlaşıyor musunuz? Bu konuları değerlendirmenizde fayda var. Dolunay enerjisini olumlu yönde kullanmak için maddi kaynaklarınızın arttırma söz konusunda yaratıcı fikirlere sahip olabilirsiniz. Ek maddi kaynaklar oluşturmak için adımlar atabilirsiniz. İş yerinizde otoriter figürlerle iletişiminizde kendinizi ifade edebileceğiniz bir dönem. Sağlık konusunda dizlerin arkası veya baldırlarınıza dikkat etmekte fayda var. Sevgili ablacığım, burada sen koç ve yükselen koçlara, eğer bir kişi iş hayatı ile aile hayatı arasında dengeyi kuramıyorsa nasıl bir tavsiyede bulunursun? Öncelikle iş hayatının ile özel hayatı arasındaki farkı bilmeleri lazım. Bununla ilgili his yüklemeleri tabii ki faydalı olacaktır. Bir de beslendiğimiz nokta nedir? Yani beslendiğimiz nokta sevgi ise aileyle zaten vakit ayıracaktır ama beslendiği nokta, motive olduğu nokta hırs, başarı gibi konularsa tabii ki işi hayatının merkezine koyacaktır. Burada şuna bakmalarını tavsiye ederim. Yani beni besleyen nedir? Bu hayatta ne yapmak için geldim? Benim hayat misyonum nedir? Hayat amacım nedir? Biz şunu farkına varabilirler. Hem iş hayatımızda başarılı olabiliriz, hem özel hayatımızda başarılı olabiliriz. Bu şekilde de hayatımızın her alanında da başarılı olmaya izinliyiz. Bu konularda kendi işlerine dönüp ailelerine de daha fazla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi o zaman sevgili koçlar ve yükselen koçlar için his yüklemeleri gelsin. Evet diyenlere yükleyelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. O zaman her daim yönünüz gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. İş hayatım ile aile hayatım arasındaki dengeyi kurmayı biliyorum. İş hayatım ile aile hayatım arasındaki farkı biliyorum. Kendime zaman ayırmayı biliyorum. Aileme zaman ayırmayı biliyorum. Çılgınlar gibi çalışmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dinlenmeye zaman ayırmayı biliyorum. Dinlenecek zamanım var. Sakin kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sükunetimi korumayı biliyorum. Paramı nasıl yöneteceğimi biliyorum. Finansal olarak istikrarlı olmayı biliyorum. Maddi manevi tüm ihtiyaçlarım karşılanır. Hayat amacımla uyumlu bir işte çalışmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sevdiğim işi yapmam mümkün ve güvenlidir. Sevdiğim bir işte çalışmaya izinliyim. Yaptığım işten zevk almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum.
Hayatımın merkezine işimi koymadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatımın merkezinde ben varım. Maddi kaynaklarımı nasıl arttıracağımı biliyorum. İş arkadaşlarımla harika bir iletişime sahibim. Vücudumdaki her hücre mutlu ve sağlıklı. Ve ben günden güne daha iyi, daha iyi oluyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi, en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.